Arkadaşlar merhaba. Türev serisinin 8. videosuyla karşınızdayız. Konumuz maksimum minimum problemleri. Notlarınız hazırsa ben hazırım arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Maksimum minimum problemlerinde öncelikle arkadaşlar maksimum ya da minimum olması istenen değer yani uzunluk, alan, hacim tek değişkene bağlı bir fonksiyon olarak yazılır. Bunu fonksiyon biçimde yazacaksın. Sonrasında da ikinci aşamada bu yazdığın fonksiyonun türevini alacaksın ve bu türev yardımıyla da sonuca ulaşacaksın. Türev yardımıyla nasıl sonuca ulaşılır? İşte da bir önceki videoda öğrenmiştik ya maksimum ve minimum değerler yani ekstrem noktalar yardımıyla sen türevini alacaksın sıfıra işleyeceksin. O bulduğun değerler ya maksimum yapıyordur fonksiyonu ya da minimum yapıyordur. Tamam. 37. örneğimize bakalım. Çevresi 60 cm olan dikdörtgenin alanı en çok kaç cm'dir diye sormuş. Kaç santimetre karedir diye sormuş. Öncelikle Bakın burada dikdörtgeni vermişiz. X santimetre burası kısa kenarlar X uzun kenarlar Y santimetre olsun dedik. Böylelikle 2X artı 2Y neymiş arkadaşlar? Eşittir. 60 imiş. Dolayısıyla X artı Y kaçtır? Onu da hemen yazalım. 30. Şimdi ben alan fonksiyonu oluşturmak istiyorum bir tane. Alan X diyelim. Tamam mı? Alan X nedir arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenar mıydı? E burada iki tane değişken var hocam. Hemen teke indirelim. Bakın şuradaki gördüğümüz Y'yi çekiyorsunuz. Y eşittir. 30 eksi X olur mu? Peki y eşittir 30 eksi x e. ben alan fonksiyonunda y gördüğüm yere 30 eksi x yazamaz mıyım? Yazarım. Dolayısıyla artık yeni bir alan fonksiyonum oluştu. Alan fonksiyonu eşittir x çarpı 30 eksi x yani 30 x eksi x kare olur. Pekala. Hemen bunun türevini alıyorsunuz. Alan türev x eşittir 30 eksi 2 x diyorsun. Sonrasında ise türevini aldığın fonksiyonu 0 eşitliyorsun. Buradan arkadaşlar x kaç gelir? 15 gelir. Demek ki demek ki bunun alanının en çok olabilmesi için x'in 15 olması gerekiyormuş. Biz buradan buna bu kanıya vardık. Tamam mı? x 15 olursa o halde x ile y'nin toplamı 30'du. Demek ki burası da 15'miş. O halde alan fonksiyonunda 15'i yerine yazabilirsin. 15 eşittir. 15 çarpı 15'ten eşittir. 225 santimetre kare olur diyeceksin. Altta bir notumuz var. Diyor ki çevresi bilinen bir dikdörtgenin alanının en büyük olması için kenar uzunlukları eşit olmalıdır. Yani dikdörtgen kare olmalıdır demiş. Bakın gerçekten de öyle. Biz de ne bulduk zaten? 15 e 15 bulduk. O zaman burası da 15, burası da 15. Aslında bir, bir kareymiş. Alanın maksimum çıkabilmesi için kare olması gerekiyor. Şimdi mat 1'den şunu da hatırladım. Ta böyle baştaki konularda demiştik ya toplamları bilinen iki sayının Tamam mı? Diyelim ki x toplamları verilen iki sayının çarpımlarının maksimum değer alabilmesi için bu sayıları mümkün olduğunca birbirine yakın tutmak gerekiyordu. Yani a ile b'yi eşit alabilirsin, değil mi? E o halde burada da aynı mantık yok mu arkadaşlar? 2x artı 2y vermiş. Biz buradan 2x y'nin 30 olduğunu bulduk. Çarpımlarının maksimum olabilmesi için sayıları birbirine yakın seçtik. Yani 15'e 15 seçtik aslında. Bu soru bu sorular için türeve de gerek yokmuş açıkçası. 38. soru Kullanılan telin uzunluğu. Tel dediğimiz yer arkadaşlar şurada. Bakın şunlara duvar demişiz ya duvarın olmadığı yerler tel. Tamam mı? 120 metre olduğuna göre bahçenin alanı en fazla kaç metrekare olabilir diye sormuşuz. Arkadaşlar soruda şunlar birbirine eşit. Tamam bunları unutma. Bir de tabii ki şurası. Bunlar birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar çok özür dilerim. Burası yok. Çok çok özür dilerim. Şurası yok arkadaşlar. Sadece şunların birbirine eşit olması gerektiğini unutmuşuz söylemeyi. Burası x, burası x, ben buraya y diyeceğim. Dolayısıyla burası da ne olur arkadaşlar? x artı x'ten dikdörtgenin karşılıklı iki kenarı birbirine eşitse 2x olur. Burası da ne olur? Y olur. Şimdi kullanılan telin uzunluğu neymiş arkadaşlar? 120. O halde tel dediğimiz kısım neresi? Bakın bir şurada x'lik kısım, bir de burada 2x'lik kısım 3x, bir de burada y var. Demek ki 3x artı y neymiş arkadaşlar? 3x artı y eşittir. 120 metreymiş telin uzunluğu. Bahçenin alanını soruyor ya. Bahçenin alanı y çarpı 2x değil mi? Kısa kenar çarpı uzun kenarda. E madem öyle alan fonksiyonunu yazalım. Alan x fonksiyonu eşittir. x çarpı pardon 2x çarpı y. E şimdi burada 3x artı y'nin 120 olduğunu biliyorsak eğer. Gelin burada y'yi çekelim arkadaşlar. Y'yi çekersek ne gelir? Y eşittir. 120 eksi 3x olur. Ben burada alan x fonksiyonunda y gördüğüm yere 120 3x yazarsam bir de bunu bir güzel dağıtayım arkadaşlar. Alan x fonksiyonu eşittir. 240x eksi 6x kare olur. Gene şimdi bunun türevini alalım. Alan x'in türevi eşittir. 240 eksi 12x olacaktır. Bunu da sıfıra eşitlersek gençler. x buradan ne gelecektir tahmin ettiğimiz üzere. 20 gelecektir. x'i 20 bulduk. Alanı en fazla kaç e, metrekare olabilir demişti. Gelin alan fonksiyonunda yerine yazalım. Yani nerede? Şurada yerine yazalım. Direkt alan fonksiyonu bakın şu. Değil mi? En geniş hali buydu. E peki yazalım. 240 çarpı e, x ya da burada var ya size şöyle bir tiyo vereyim. Şimdi burada yazması da kötü olacak. Aslında tiyoda değil ama şurada yazarsak daha güzel olur. Ya y'yi bulalım şuradan. 120'den 60'ı çıkardım. 20'yi yerine yazarsam 60. Y 60'mış arkadaşlar. 2x de 40 nasıl olsa. 40 kere 60 diyelim. Ve biz buna 2400 metre kare diyelim bu bahçenin alanına. Anlaştık mı? Ha şurada da yazsan olurdu. Hiç fark etmezdi. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz yani 39. soruyla. Evet. fx eşittir. Eksi x kare artı 5x artı 2 parabolü üzerindeki hangi noktanın koordinatları toplamı en büyüktür diye sormuş. Yani bunun maksimum değeri sorulmuş bize. Arkadaşlar. Parabolün üzerindeki bir nokta ise eğer bu x için eksi x kare artı 5x artı 2'den geçiyordur. Koordinatları toplamı ise apsisi ile ordinatının toplamıdır. Bu ikisinin toplamı bize o noktadaki koordinatlar toplamını verir. Toplayalım arkadaşlar. Eksi x kare artı 6x artı 2 olur değil mi? Gelin bunlara koordinatlar toplamı olduğu için kx diyelim. Eşittir. Eksi x kare artı 6x artı 2. Şimdi bunun türevini alacağız k türevi x eşittir. Eksi 2x artı 6. Bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Sıfır eşitledikten sonra x'i yalnız bırakıp x'i bulduğunuz zaman x ne gelir arkadaşlar? x eşittir 3 gelecektir. Demek ki 3 noktasındaki bakın 3 noktasındaki bir ee, değen yer bu parabole değen yer tamam mı? Ordinatıyla beraber koordinatları toplama en büyük yapacak. O halde ben bu x'i eşittir 3'ü alıp şurada yerine yazayım. Yani f3'ü bulayım. Tamam mı? F3 eşittir. Eksi 9 artı 15 artı 2. 15'ten 9'u çıkar. 6, 2 ekle ne gelir? 8. Demek ki absis buymuş arkadaşlar. Ordinat da buymuş. O halde koordinatları toplamını sormuştu. 3'e 8 noktası için ne gelir? 3 artı 8'den 11 gelir. Sevgili arkadaşlar koordinatları toplamı maksimum. Örnek 40. X kare eksi m küp eksi 27m x artı 7 eşit 0 denkleminin kökler toplamının en az olması için m kaç olmalıdır? Kökler toplamını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Biz x1 artı x2'yi eksi b bölü a ile buluyorduk. Ki bu da eksi eksi m küp eksi 27m değil midir bölü a'sı var ama a'sı da bir zaten x karenin katsayısı. Dolayısıyla ben şuradaki eksileri de görmezden gelirsem artık şu şekilde. Ee, kökler toplamına biz toplamın t'si diyelim tx eşittir ne olacakmış m küp eksi 27 m olacakmış tx değil de tm deriz artık buna m'e bağlı bir fonksiyon değil mi tm diyelim pekala bunun türevini alalım t türev m eşittir 3 m kare eksi 27 oldu bunu da arkadaşlar e, 3 parantezini alırsak m kare eksi 9 olur eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar sıfıra diyeceğiz. burada m eşittir 3 veya m eşittir eksi 3 geldi e, kökler toplamının en az olması için m kaç olmalıdır diyor m'nin pozitifinden negatifinden de bahsetmemiş e şimdi nasıl bulacağız bakın çok güzel bir yolu var hemen şunu yapıyorsun eksi 3 ve 3 için bir tablo oluşturuyorsun biz ekstremum noktalarda yerel maksimumu yerel minimumu bu yüzden öğrendik zaten tamam mı neyle başlıyor m karenin kaç sayısı pozitif artı eksi artı dedin mi fonksiyon burada artı olduğu için fonksiyonun türevi artı olduğu için Yukarı doğru yani artan sonra burada azalan sonra burada artan mı? Bak burada ne yapmış? Burada bir tepe yapmış. Burada da bir çukur mu yapmış? Dip yapmış, tavan yapmış doğru mu? E dip yaptığı yeri sormamış mıydı bak bize ne demiş? Kökler toplamının en az olması için. Dolayısıyla en az olduğu yerde de çukur yapmasını beklersin. Değil mi? Çukurun hangi noktada yapmış? 3 noktasında yapmış. Demek ki M'nin arkadaşlar değeri 3'müş bize sorduğu değer. Anlaştık mı? Devam edelim 41. sorumuzda. X ile Y pozitif reel sayı. X artı Y 12. X kare çarpı Y'nin maksimum değeri için Y kaçtır diye sormuş. Şimdi X kare çarpı Y. Bakın şuradan hemen gelin. Şuradan hemen Y'yi çekelim. Y eşittir ne olur? 12 eksi X olur. Pekala. X kare çarpı Y gördüğüm yere de yani şurada 12 eksi X'i yazayım ben. Tamam. Bu benim artık işte fonksiyonum olsun. Fx. İçeri dağıtalım. 12x kare eksi x küp. Bu bizim fonksiyonumuz. Gelin bu fonksiyonun türevini alalım. F türev x eşittir. 24x eş, eksi 3x kare. Bunu sıfıra eşitleyelim. 3x parantezini alırsam ben burayı. 8 eksi x gelir. Eşittir 0. Burası 0. Burası 8'dir. Doğru mu? Burası 0. Burası 8. Pekala. Pekala x de y pozitif dediğine göre x'i 0 seçemeyeceğim. x kaçmış arkadaşlar? 8'miş. x 8 ise x 8 ise, y kaçtır? 4'tür. Bize neyi sormuştu? 4'ü sormuştu. Demek ki y'ye biz 4 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada da bir uyarımız var. Diyor ki x, x kare çarpı y çarpımında kuvvetlerle orantılı sayılar seçilerek çözümü pratik hale getirebilirsiniz. x'in kuvveti neydi arkadaşlar? 2. Peki y'nin kuvvetine bakın burada görünmeyen 1 var değil mi? y'nin kuvveti de 1. O zaman ben x'i 2k, y'yi k seçerek 2k ile k'nın toplamı yani x ile y'nin toplamını bize ne vermişti arkadaşlar? 12 vermişti. O halde 3k 12 ise k eşittir 4'tür. K'ya da y demiştik zaten. Y'ye de k demiştik zaten. Y de 4 olabilirdi. Yani türevsiz çözümü de bu şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Devam edelim sevgili arkadaşlar. 42. soruyla. Bir kenarının uzunluğu 12 cm olan kare şeklindeki bir kartonun köşelerinden eş karesel bölgeler kesilerek üstü açık bir kutu yapılacaktır. Kutunun hacminin en büyük olabilmesi için kesilen karelerin bir kenarının uzunluğu kaç santimetre olmalıdır diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Bize yukarıda hangi bilgiyi vermişti? Bir kenarının uzunluğu 12 cm olan kare şeklinde bir karton vardı, değil mi? Yani şuranın tamamı şuranın tamamı kaçmış arkadaşlar? 12'ymiş. Peki buranın tamamı 12 iken ben buradan x birim, x'e x birim bir kareler seçsem, kessem, şu şekilde x'e x kestik diyelim, tamam mı? E, o halde şuranın uzunluğu ne kalacaktır arkadaşlar? Şu işaretlediğim yerin uzunluğu 12 eksi x kalacaktır, doğru mu? Bakın şurası 12 eksi x kaldı. Peki hala. O halde şuraların uzunluğu ne olacak arkadaşlar? 12 eksi x, şurası da 12 eksi x olacak. Şöyle, 12 eksi x. Peki? Bu yükseklikler bakın ben bu kartonları şu şekilde katladığım zaman, şu şekilde katlanıldığı zaman ne olacak? Şuradaki yükseklikler x olmayacak mı bunların hepsi? Bunların hepsi de ama hepsi de x olacak, doğru mu? Pekala, o zaman ben bu kutunun üstü açık kutunun hacmini nasıl hesaplarım? Taban alanı çarpı yükseklik ya da üç boyutunun da çarpımı. Yani 12 x bunun karesi çarpı x deriz. Tamam? Bu artık bana hacim fonksiyonunu yani V(x)'i verir. Pekala. X'i soruyor bize. Yani bunun V'nin maksimum olabilmesi için X'i soruyor. Dolayısıyla ben V türev X'i bulmak zorundayım. V türev X türevi dikkatlice alalım. Çarpımın türevi uygulayacağız. 2'yi başa attım. 2 çarpı 12 eksi X çarpı içinin türevi eksi 1 çarpı yanındaki artı 12 eksi X'in karesi çarpı X'in türevi 1 zaten. Bunu neye eşitleyeceğiz? 0'a. Türevini 0'a eşitleyeceğiz. Pekala. Şurada arkadaşlar ee, i̇çeri dağıtırsak bunları 24 eksi 2x değil mi? Bir de bunu eksiyle çarpacağız. Eksiyle artılı olur. Çarpı bir de dışarıda x'imiz var. Eğer bunu da yaparsak eksi 24x artı 2x kare gelir. Tamam. Artı artı hatta hatta var ya şu an daha kolay bir şey fark ettim. Hemen onu yapalım. Hiç bunu yapmayalım. Sil bunu sil sil sil. Şuradaki ifadeleri nasıl görmedik biz ya? 12 eksi x var 12 eksi x var değil mi? Hemen 12 eksi x parantezini alalım. 12 eksi x parantezinde dışarıda ne kaldı sadece arkadaşlar 2 eksi 2 eksi 2x hemen burada yazalım eksi 2x'imiz kaldı bir de burada ne kaldı 12 eksi x'imiz kaldı çok güzel eşittir 0 pekala 12 eksi x parantezinde içeride ne var arkadaşlar 12 eksi 3x mi var o halde 0 eşitlersek x burada ya 12'dir ya da arkadaşlar nedir 4'tür x 12 olamaz bir kere neden çünkü zaten Kartonun bir kenarı 12 santimetreydi. Ben şuradan 12 buradan da 12 kesemem zaten. Dolayısıyla x kesinlikle ama kesinlikle neymiş arkadaşlar? 4'müş. Şunu olamaz dedik. Bunu unut. Anlaştık mı? x 4 ise zaten bize neyi sormuştu? Kesilen karelerin bir kenarının uzunluğu kaç santimetre olmalıdır? E i̇şte buymuş cevap. Cevap 4'müş. Anlaştık mı? Hacmini sorarsa da hacim fonksiyonunda x gördüğün yere 4 yazarsın. Yani gidersin şurada hacim fonksiyonunda x gördüğün yere 4 yazarsın. Devam edelim arkadaşlar. 43. sorumuzda. A noktası 0'a 3 bu noktanın y eşittir kök x eğrisine en yakın uzaklığı kaç birimdir? En yakın noktasının apsisi eğer şurası x ise arkadaşlar. Bakın bunun grafiğini önce çizin. Çizmezseniz de e, tabi çizmeden yapmak biraz daha zor olacaktır ama e, yapılabilir mi? Yapılabilir ama siz grafiğini çizmeyi mutlaka akıl edin burada tamam mı? Grafik mutlaka çizmelisiniz. Grafik çizme programı olarak da bakın arkadaşlar. Hani kendi kendinize kafanızdan fonksiyon yazıp bu fonksiyonların kağıda grafiklerini çizmeye çalışın. Türev yardımıyla grafik çizme metotlarını da öğrendikten sonra. Ve bunları yaptıktan sonra da kontrol edebileceğiniz. Hocam ben çizdim de kime sorayım bunun doğru olduğunu ve doğruluğunu e, kanıtlamak çok zor. Bir program var hemen şurada öneriyim arkadaşlar ben sayfaya yansıtırım tamam mı video esnasında. Buna bakın arkadaşlar bir telefon uygulaması Android'de de var, iOS'ta da var. Uc ücretsiz bu uygulama. İndirirsiniz. İstediğiniz fonksiyonu e, giriyorsunuz arkadaşlar. Size hem fonksiyon grafiğini hem de türevlerinin grafiğini çıkartıyor. E, gayet başarılı bir uygulama. Bundan da matematikçiler olarak istifade edersiniz. Tamam. Şimdi burası eğer x noktasıysa. Şurası ne olur arkadaşlar bu noktanın ordinatı? Kök x olur. Değil mi? x'e kök x diye bir nokta bulduk biz. Pekala. Şu AB uzunluğunu hesaplamamız gerekecek şimdi. AB uzunluğunu. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bak, şurada bir dik üçgenimiz var mı var? Şurası kaç birim x birim. Şurası kaç birim olur arkadaşlar? Eğer burası 3 noktasıysa, burası da kök x noktasıysa, 3 eksi kök x olur. Ben 3 eksi kök x'in karesiyle, x'in karesini alıp toplayıp bir de karekökünü alırsam, işte o zaman AB'nin uzunluğunu bulmuş olurum. Ve zaten en yakın uzaklığı kaç birimdir diye sormuş, bana AB'yi sormuş. Yani. Gelin arkadaşlar AB'ye çıkardığımız fonksiyon için AB uzunluğunun fonksiyonu için şunu yazalım. Karekök içerisinde 3 eksi e, kök x'in karesi artı x karenin de aslında biz açıp da yazabiliriz. Açalım mı? Açalım bence daha güzel olur. 9 e, eksi 6 kök x artı x artı x kare yapar içerisi değil mi? Tamam gelin bunu yazalım. x kare artı x eksi 6 kök x artı 9 olsun. Evet AB uzunluğunun fonksiyonu buymuş. Şimdi gelin bunun türevini alalım. Tamam. AB türev x diyelim. Eşittir. İçinin türevini arkadaşlar? 2x artı 1 eksi 3 bölü kök x. Tamam mı? 3 bölü kök x. Bölü içinin türevi kendisi. Şimdi kendisini yazıp sıfıra eşitleyeceğim ya. Bakın şuraya kendisini yazdığımı hayal edin. Şimdi bu fonksiyonun sıfıra eşit olabilmesi için zaten üst tarafın sıfıra eşit olması yetecek. Tamam mı? Üst tarafın sıfıra eşit olması yetecek. Dolayısıyla gelin sadece bunu sıfıra eşitleyelim. O halde 2x artı 1 eksi 3 bölü kök x sıfırsa bunu da şurayı siliyorum artık. Bakın burayı iyi dinleyin. Şuranın sıfır, sıfır olmasına ihtiyacı yok zaten. Burayı sildim. Sonrasında ise bunu sıfıra eşitleyeceğiz dedik ya. Gelin şurayı bir bileşik kesre çevirelim. 2x kök x 2x kök x Artı kök x eksi 3 tamam eksi 3 bölü kök x. Bunun sıfıra eşit olması lazım. Bakın burada da kök x'i görmezden gelebilirsiniz. Şurayı sıfıra eşit desek yetecek tamam mı? E şimdi ne yapacağız hocam? Şunu yapacağız. Hani bunu uzun uzadıya kökünü mü arayacağız? Hayır bak uyanık olacaksın. Katsayılara bak. 2, 1, eksi 3. 2, 1, eksi 3. 2 ile 1'i topla 3. Bir de burada eksi 3 var. Hmm, demek ki bunların bu bunun köklerinden bir tanesi neymiş arkadaşlar? x eşittir 1'miş. Tek kökü 1. O halde e, ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu noktanın apsisi 1'dir diyeceğiz. Neyi sormuştu bize? Uzaklığı en kısa, en yakın uzaklığı kaç birim diye sormuştu. Gelin x gördüğümüz yere 1 yazalım. Nerede arkadaşlar? abx fonksiyonunda kare kök içerisinde 1 artı 1 eksi 6 artı 9 diyeceğiz. Bu da 9. 2 daha 11. 6 çıkar. 5 uzaklık neymiş arkadaşlar? Kök 5 birimmiş diyebiliriz. Evet. Güzel sorulardan bir tanesi dikkatli dinle örnek 44'ü. Bir ayrıtı A birim olan küp şeklinde bir camın üretim maliyeti hacim üzerinden birim küp başına 10 TL. Satış fiyatı ise yüzey alanı üzerinden birim kare başına 40 TL hesaplanmıştır. Buna göre A kaç birim olursa kar en fazla olur diye sormuş. A'ya bağlı bir fonksiyon çıkaracağız yani anlaşılan. Bir küpün hacmi nedir arkadaşlar? Eğer bir kenarı A ise Bakın bir kenarı A ise ee, öyle demiş bize. Hacmi nedir? A küp. O zaman şöyle diyelim mi? Maliyet fiyatı maliyet eşittir. A küp başına ne kadar para veriyormuşuz? 10 lira. O zaman 10 A küp yazalım. Tamam mı? 10 lirayı her bir hacim için veriyormuşuz. Birim küp hacim için veriyormuşuz. Pekala. Satış fiyatımızı da belirleyelim arkadaşlar şuraya. Satış diyelim. Bu da Neymiş arkadaşlar? Yüzey yalan üzerinden. E bir kenarı yani bir yüzeyi a kare. 6 tane yüz olduğuna göre 6 çarpı 6 çarpı a kare çarpı 24 lira mı olarak belirliyor? 40 lira olarak belirliyordu. 40. Tamam. O zaman bunun satışı nedir? 240 çarpı a'nın karesi. Alışı da bu. Maliyet fiyatı. 10 küp satış fiyatı 240 a kare. Karını nasıl buluruz? Satıştan maliyeti çıkarırız. Gelin çıkaralım. O zaman kar fonksiyonuna kar x diyelim. Tamam. Kar fonksiyonu eşittir. 240 çarpı a kare satıştan maliyeti çıkaracağız. 10 çarpı a'nın küpü. Gelin kar fonksiyonunun artık türevini alalım. Kar türev x eşittir. 480 çarpı a eksi 30 a'nın karesi. Ben bunu, ben bunu 30 a parantezini alırsam arkadaşlar. 30 a parantezini alırsak. Şurada ne kalır? 16. Şurada ne kalır? a eşittir 0. Buradan A'ya 0'dır. Ya da buradan 16'dır. Tamam? E 0 mı 16 mı olacak? Zaten şimdi A'yı 0 seçersek arkadaşlar maliyet de 0 olur, satış da 0 olur. Dolayısıyla ne neyi, neyi seçeceğiz? 16'yı seçeceğiz. A kaç olmalıdır diye sormuş. A 16 olmalıdır. Umarım anlamışsınızdır sevgili arkadaşlar. Evet. 45. sorumuz. 45. soruyu da dikkatli dinliyorsun. Güzel bir soru. Arkadaşlar şu şekilde bir e, nehrimiz var. Bu nehir 45 derecelik bir dönme yaparak akmaktadır. Nehir diye söylediğimiz yeri şu şekilde maviyle de doldurabiliriz aslında. Şurası nehir arkadaşlar. Tamam. Şurası komple nehrimiz bizim. Şurası da tarla. Tamam. Yan tarafta bahçe. Şimdi nehri bu şekilde doldurduktan sonra devam edelim artık. Bakın diyor ki 45 derecelik bir dönme yaparak şuradan 45 derecelik dönme yapıyor ve 105 metre uzunluğunda bir çitle çitle iki kenarı nehre dayalı bir dik yamuk biçiminde bahçe yapılacaktır. Bahçenin alanı en büyük olması için AB uzunluğu ne olmalıdır diye soruyor bize. Şimdi çit dediği yer şimdi şöyle bir durum var. Adam çitlerden de tasarruf etmek adına bahçesini nes nehre dayalı yapmış. Tamam nehre dayalı yapmış. Çitleri de nereye çekiyor arkadaşlar? BC ile AB'ye çekiyor. Gelin biz AB'ye y birim uzunluğunda diyelim. Buraya da x birim uzunluğunda diyelim. O halde x artı y'miz ne olur arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım. Onu kaydedelim şuraya. x artı y eşittir. 105 metre uzunluğundaydı. 105 metre diyebiliriz. Tamam. Pekala. Devam edelim. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Mesela ben burada şu 45 dereceden yani şu noktadan D noktasından karşıya bir dik göndersem bu diki gönderdikten sonra şurası ne olur? X. Değil mi? Burası X ise burası 45 şurası 90 şuraya ne kalır? Yine 45 kalır. E burası zaten 90'dı. Demek ki burası neymiş? Yine 45 derece. Yani ikiz kenar dik üç, üçgen. O halde burası da X'tir. Burası Y ise şuraya ne kalacaktır sevgili arkadaşlar? Bakın buraya. Y eksi X kalacaktır. O halde burası da Y eksi X. Doğru mu? Şu an her şeyini biliyoruz. Bahçenin alanının en büyük olması için diye soruyor. Artık bahçenin alanını hesaplayabiliriz. Bak, alt taban y, üst taban y eksi x, yükseklik x, doğru mu? Hemen yazalım. Alan x fonksiyonu. Alan x fonksiyonu. A türev yazdık yanlışlıkla. Alan x eşittir. Üst taban neydi arkadaşlar? Y eksi Alt taban neydi? Artı y. Doğru mu? Çarpı yükseklik bölü iki diyorduk. Peki alan x fonksiyonunu biraz daha düzenleyelim şimdi tamam mı? Bak şuradan ne gelir? 2y eksi x gelir çarpı bir de x'imiz var bölü alt tarafta 2 var. Hatta ve hatta şurada y'yi de 105 eksi x bulduk ya o 105 eksi x'i bak şu 105 eksi x bulduk burada y eşittir 105 eksi x tamam mı? Attık x'i karşıya y gördüğümüz yere bunu yazarsak alan x fonksiyonu eşittir. 2 çarpı 105 eksi x eksi x'imiz var bir de tabi onun yanında. Onu da unutmayalım. Eksi x çarpı x bölü 2. Pekala alan x fonksiyonu artık ne olacak? Netini yazalım arkadaşlar. 2 kere 105 210. Eksi 2 x eksi x daha eksi 3 x. Bir de dışarıda ne var? X'imiz var. Bir de bölü 2'miz var. Bu alan x fonksiyonu hala. X'i de içeri dağıtırsam 10 numara 5 yıldız olacak. Hadi bakalım. Alan x fonksiyonu eşittir. 210 x eksi 3 x kare bölü 2. Şimdi gelelim en zevkli kısmına. Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Alan türev x eşittir. 210 eksi 6 x bölü 2 eşit 0 dersek üst tarafın 0 olması yetiyordu zaten. Doğru mu? 105 eksi 3 x eğer sıfıra eşitse x eşittir nedir? 35. Bizden neyi istemişti arkadaşlar? Bir yukarı çıkalım. Soruyu unuttuk. Bahçenin alanı en büyük olması için AB ne olmalıdır? AB neresiydi arkadaşlar? Y miydi? Bizden Y'yi istemiş. Peki ben burada Y'yi nasıl bulmuştum? 105 eksi x. Hemen aşağı inelim. X'i kaç buldum? 35. Demek ki ben Y olarak Y olarak 105 eksi x bulmuştum. O halde 105 35 dersem doğru cevabını ne bulurum? 70 bulurum sevgili arkadaşlar. Evet. Geçelim 46. sorumuza. 46. soruda demiş ki o x ekseni ve y eşittir 9 eksi x kare eğrisiyle sınırlanan bölgeye çizilebilecek maksimum alanlı dikdörtgenin alanı ne olur? Parabolü şu şekilde çizmişiz. Şurası 9 arkadaşlar. Tamam. Burası da 9 eksi x karenin e, grafiği. Ben eğer şuraya a noktası dersem parabol simetri ekseni y ekseni üstünde olduğu için burası da eksi a olacaktır. A için nereden geçer arkadaşlar bu fonksiyonun grafiği 9 eksi a kareden geçer. Doğru mu? Peki bu dikdörtgenin alanı ne olur? Bak şurası 2a. Ee, yüksekliği de şurası da 9 eksi a kareydi. Demek ki alan x fonksiyonu alan x eşittir 2a çarpı 9 eksi a kare olacakmış sevgili arkadaşlar. Alan x fonksiyonunu bir daha düzenleyelim. 18 a eksi 2 tane a küp diyebiliriz. Tamam. Gelin türevini alalım. a türev x eşittir. 18 eksi 6 tane a kare olur. Bunu sıfıra eşitleyeceğiz tabii ki. Hemen gönderelim aşağı. Bak şimdi eşittir 6 a kare ise diyelim 6 a eşittir 18 olur. a kare eşittir 3 olur. a eşittir kök 3. a eşittir eksi kök 3 olur. Neden 2 tane a geldi? Neden 2 tane geldi biliyor musun? Bak birisi kök şurası. Öteki eksi kök de şurası. Tamam mı? Neyi sormuştu bize arkadaşlar? Dikdörtgenin alanını sormuştu. Alan fonksiyonunda yerine yazacağız artık. Alan fonksiyonumuz neresiydi? Şurası mıydı veya burası mıydı? Fark etmez. İstediğinde yerine yaz artık köküçü. Şurada yerine yazalım. 2 köküç eksi 9 çarpı köküçün karesi 9 eksi köküçün karesi 3. Şurası 2 köküç çarpı vardı şurada unutmayalım. Çarpı 9'dan 3 çıkar 6. Demek ki alanımız neymiş? 12 köküç birim kareymiş sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Geçelim 47. ve bu videonun da son sorusuna. Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan bir küre içine yerleştirilen dik konilerden hacmi en büyük olanın yüksekliği kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar buralarda e, bu sorularda şöyle düşünelim. Şu uzunluk bu koninin, bu koninin eee tabanının yarıçapıdır. Yani ben buraya R diyeyim. Tamam? Burası R oldu. Pekala ben bu R'nin karesiyle X'in karesini toplayınca 6'nın karesini elde eder miyim? 36'yı. Buradaki Pisagor'dan kaynaklı. Bakın şuradaki üçgende Pisagor'dan kaynaklı. R kare artı X kare eşittir 36'yı elde edebiliriz. Hatta gelin R kare de ne olsun? 36 eksi X kare olsun. Peki hala R kareyi bulduk. Yani R hakkında bir şeyden elde ettik. Peki bu koninin hacmini mi sormuştu arkadaşlar yoksa yüzey alanı falan bir bakalım yerleştiren dik konulardan hacmini sormuş pekala kürenin hacim fonksiyonu neydi vx eşittir 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kareydi doğru mu pi r kare çarpı h vardı bir de peki şöyle diyelim artık pi zaten sabit sayı 1 bölü 3 zaten sabit sayı h'ı buradan x artı 6 diye seçebiliriz bakın şurası h değil mi R kare dediğimiz şeyde zaten biliyoruz. 36 x, x kare. Tamam yerine yazalım o zaman çok güzel şeyler bulduk. V eşittir. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare dediğimiz 36 eksi x kareydi. Çarpı bir de haşımız ne arkadaşlar? x artı 6. Tamam şimdi bu fonksiyonunun bu fonksiyonun türevini alacağız. Ve x gördüğümüz yere pardon türevini alacağız ve sıfıra eşitleyeceğiz. Tamam. V türev x. Başlayalım. V türev x. 1 bölü 3 çarpı pi zaten sabit olduğu için yazmayacağım. Tek parantez içerisinde. İlkinin türevi nedir? Eksi 2x çarpı ikincisi. Yani x artı 6. Artı. ilki sabit kalacak. 36 eksi x kare. Çarpı ikincinin türevi 1 zaten. Bu şekilde kaldı mı? Çok güzel. O halde arkadaşlar devamını getirelim. Ve türev x'i biraz düzenleyelim. Ve türev x eşittir. 1 bölü 3 pi. Yani direkt pi bölü 3 yazabiliriz artık. Pi bölü 3 parantezinde. Şurası nedir arkadaşlar? Eksi 2 x kare. Eksi 2 x kare. Eksi 12 x. Artı 36. Eksi x kare. Hatta bunu da içerisini sıfır eşitlememiz yeterli artık. Bunu sıfır eşitleyeceğiz ya. İçerisi sıfır olsa yeter. Çünkü pi bölü 3 bir kök vermez bize. O halde arkadaşlar eksi 3 x kare var bak burada. Bir şurada bir de burada. Tamam mı? Eksi 12 x artı 36'yı sıfır eşitleyeceğim. Gelin denklem çözme kolaylığı açısından bunu eksi 3'e bölelim. x kare x kare artı 4 x eksi 12 eşit sıfır olsun. Buradan ben bunu x'e x diye açayım. Burayı da artı 6'ya eksi 2 diye açarsam çarpımları eksi 12 toplamları artı 4'ü verir. Ve dolayısıyla ben x köklerini bulmuş olurum. Buradaki arkadaşlar x kökleri nelerdir? Birincisi eksi 6. ikincisi 2. x dediğimiz neydi arkadaşlar? Bir uzunluk değil miydi konide? O halde bu uzunluğun negatif olması nasıl bir durumdur? İlginç bir durumdur. Eksi 6 almayacağız. Demek ki x'imiz neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. x'i 2 olarak bulduk. Neyi sormuştu arkadaşlar? Bize yukarı bir çıkalım. Bu konunun hacmini mi sormuştu? Değil mi? Yüksekliğini sormuştu. E yüksekliğini soruyorsa koninin. Koninin yüksekliği bakın şurasıydı. Yani x de 6'nın toplamıydı. Ben de x'i aşağıda 2 bulmuştum. 6 artı x eşittir. 6 artı 2, 2 eşittir. Bu da nedir? 8 santimetredir diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Bu videonun sonuna geldik. Bakalım sıradaki videomuz neyle alakalı olacakmış? Aşağı sayfada polinom fonksiyonun grafikleri. Türev yardımıyla grafik çizimi, grafik yorumlamasını göreceğiz arkadaşlar. Hangi grafikler nasıl davranır? Bunun fonksiyon grafiklerine de tabii ki faydası olmasını bekleyebilirsiniz. Önemli bir konudur. Mat 1'de mat 2'de her yerde işinize yarar. Tabii ki matematik okumayı falan düşünenler varsa da burada inanılmaz derecede önem sahibi bu konumuz. Evet videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.